Selamlar. OpenAI, yapay zeka ses klonlama aracı Voice Engine'i tanıttı. Ancak sanılanın aksine ben pek de rahat değilim. Tehlikenin farkında mısınız? Voice Engine sanıldığı kadar da masum olmayabilir. OpenAI sadece 15 saniyelik ses kaydını kullanarak herhangi birinin sesini gerçekçi bir klonla oluşturabilen yeni yapay zeka aracı Voice Engine'i duyurdu. Ancak yapay zeka laboratuvar yetkilileri ABD başkanlık seçimleri başta olmak üzere küresel bir seçim yılında yanlış ve yanıltıcı bir bilgi tehdidinin en aza indirmek için genel sürümü şimdilik çok riskli olduğunu da kabul etti. Yani Voice Engine teknolojisinin kullanılma sunulmasının geciktirilmesinin sebebi 50'den fazla ülkenin seçime gideceği küresel bir seçim yılında insanların yanlış bilgilendirme potansiyeli bir nebze de olsa önleyecek gibi görünüyor. Voice Engine aslında çok da yeni değil. 2022 yılında geliştirildi ve ilk versiyonu OpenAI'ın önde gelen yapay zeka aracı ChatGPT'nin yerleşik olan metinden sese dönüştürme özelliği için kullanıldı. Ancak arka tarafta görünmeyen bu gücü OpenAI'ın onu daha geniş çapta yayınlamak için benimsediği temkinli ve bilinçli yaklaşım nedeniyle hiçbir zaman da kamuya açıklanmamıştı. OpenAI, Voice Engine'i duyurduğu blog yazısında sentetik seslerin sorumlu bir şekilde konuşlandırılması ve toplumun bu yeni teknolojiye uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda bir diyalog başlatmayı umduklarını belirtiyorlar. Dikkat edin, OpenAI bile bu süreçte nasıl ilerleyeceği konusunda emin olmak istiyor. OpenAI Voice Engine ile yaptıkları bu küçük ölçekli testlerin sonrasında bu teknolojinin geniş ölçekte nasıl kullanılıp kullanılmayacağını konusunda da daha bilinçli bir karar vermeyi planlıyor. Şirket paylaştığı yazısında kendi uygulamalarını ve ürünlerini yerleştirmek üzere bu teknolojiye erişim izni verdiği bazı çeşitli iş ortaklarını gerçek dünyada kullanım örneklerini de paylaştı. Can make an object move, stop, or change direction. Imagine you're riding a bike down a hill. First, the push you give off the ground is the force that gets you going. Some of the most amazing habitats on Earth are found in the rainforest. A rainforest is a place with a lot of precipitation, and it has many kinds of animals, trees, and other plants. Tropical rainforests are usually not too far from the equator and are warm all year. Eğitim teknoloji firması Edge of Learning bu teknolojiyi senaryolu seslendirmeler oluşturmak için kullanırken yapay zeka görsel hikaye anlatım uygulaması Agen kullanıcılara kaydedilmiş içeriklerin çevirilerini akıcı olarak orijinal konuşmanın aksanını ve sesini koruyacak şekilde oluşturma olanağını sunuyor. Örneğin bu uygulama sayesinde İngiliz bir konuşmacıdan alınan ses örneğiyle aynı kişinin sesinde Almanca bir konuşma üretmek ve İngiliz aksanlı bir Alman konuşması gibi yaratmak mümkün. Friendship is a universal treasure. It brings joy, support, and laughter into our lives, no matter where we are in the world. True friends stand by us through thick and thin, sharing our joys and easing our sorrows. Let's celebrate the bonds of friendship that connect us all across every language and culture. Freundschaft ist ein universeller Schatz. Sie bringt Freude, Unterstützung und Lachen in unser Leben, egal wo auf der Welt wir uns befinden. Wahre Freunde stehen uns durch dick und dünn zur Seite. Teilen unsere Freuden und lindern unsere Sorgen. Feiern wir das Band der Freundschaft, das uns alle verbindet, über alle Sprachen und Kulturen hinweg. OpenAI bu teknolojinin sadece bir ön gösterim olarak sunulduğunu ve şimdilik genel kullanıma açılmadığını belirtti. Ancak yakın gelecekte de banka hesaplarına ve diğer hassas bilginin erişim için bir güvenlik önlemi olarak ses tabanlı kimlik tanıma sistemlerinin de çok öncelikli olarak kullanılmamasını da önerdi. Bu noktada gelişen teknolojilerin bir sürü özelliklerini düşünün. Sadece bu veri güvenliği ile ilgili olarak artık parmak izi, retina, ses gibi kısımların hepsi her alanı klonlanabilir hale gelecek. Ve bu da gerçekten bu alanlarda güvenlik için farklı yöntemlere ihtiyaç olacak gibi görünüyor. Ve bu yüzden de OpenAI, yapay zeka araçlarının bireylerin seslerini kullanımını korumaya yönelik politikaların oluşturulması ve halkın bu yapay zeka teknolojileriyle yeteneklerin sınırlandırılması konusunda eğitilmesi alanında önerilerde bulundu. OpenAI, Voice Engine'in nesillerinin filigranlı olduğunu da belirtti. Bu da demek oluyor ki ses klonlama aracında kullanılan kuruluşlar üretilen herhangi bir sesin kaynağını kolayca izleyebilecek. Bu süreçte OpenAI, Voice Engine kullanan iş ortaklarına
orijinal konuşmacının açık ve bilgilendirilmiş rızası olması şartını koştu. Yine aynı şekilde bu seslendirme yapan kişinin kendi seslerini oluşturma izni de vermediğini belirtti. OpenAI, Voice Engine'i genel kullanımı amaç konusunda bu kadar temkinli davranırken rakipleri ise ses klonlama araçlarını çoktan piyasaya yaydılar. Mesela Elon Musk veya benzeri şirketler sadece birkaç dakikalık ses ile eksiksiz bir klonu oluşturabiliyorlar. Yapay zeka ile ses klonlama bu kadar gelişmişken söylemediğimiz şeylerin bizim sesimizden paylaşılmasını nasıl önleyeceğiz hiç belli değil.